Merhaba dostlarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bu videomda sizlere Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği Müslüman tarifiyle biz Müslümanların İslam dünyasının ne kadar benzeştiğini anlatmaya çalışacağım. Ben şahsen kendi kendime bir öz eleştiri yapmayı düşündüm. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği mümin tarifiyle müminlerin yapmaması gerektiği yasaklarla alakalı biz Müslümanlar bunlara ne kadar uyuyoruz? Kur'an-ı Kerim'deki mümine ne kadar benziyoruz? Kendimce şöyle bir gözlem yapayım dedim. İslam dünyasının haline bir baktım. Türkiye'deki insanların durumuna bir baktım. Kendi kendime acaba dedim, tahrif edilen Yahudilik ve Hristiyanlığa karşı gelen İslam dininde Müslümanlar onların yaptıkları hataların ne kadarını yapıyor, adeta dehşete düştüm. Şimdi öncelikle sizlere başlıklarını vererek sonra konuyu açmaya çalışacağım. Allah'ın biz müminlere yapmamızı emrettiği ve yasakladığı şeylerden birkaç tane örnek vererek konuyu açmaya çalışayım. Adalet, merhamet, mezhep, yalan, iftira, çocuk tacizi, haram yeme, lüks, şatafat, faiz, rüşvet, liyakat, riya, kibir, özgürlük, şirk, sevgi, saygı, din adamlarının birbirlerini kötülemesi, her biri birbirini din dışı ilan etmesi, peygamberini Tanrı'nın oğlu ilan etmek. Öncelikle şuradan başlamak isterim. Adalet. Adalet dediğiniz şey her şeyin temelidir. Bugün İslam dünyasında adalet namına hiçbir şey yoktur. Her birinin başında bir diktatör istediğini asıyor, istediğini kesiyor, istediğini hapse tıkıyor. Daha çok yakın bir zamanda Arap asıllı bir gazeteciyi Arap hükümeti adamı öldürdü, adamın parçası bile bulunamadı. Adamın kabahati de Arap yönetiminin işine gelmeyen şeyleri söylemesi ve yazmasıydı. Tabii ki biz Müslümanlar da bireysel olarak birbirimize karşı hiç de adil değiliz. Tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz. Benim bahsettiğim geneldir. İkinci sıradaki konu liyakattir. İslam dünyasının hiçbir ülkesinde liyakatinden dolayı insanlar hiçbir yere gelememiştir. Yani en küçük bir iş yerinden tutun devletin en tepesine kadar birilerine yalakalık, köpeklik yapmadığın sürece hiçbir yere varman mümkün değildir. Bundan dolayı da İslam dünyasının dünyada hiçbir sözü yoktur, olamayacaktır da bu kafa yapısıyla. Çünkü işi ehline vermediğin sürece kurum olarak da, ülke olarak da hiçbir yere varman mümkün değildir. Şimdi sizlere soruyorum, İslam dünyasının adına, herhangi bir ülkenin adına tükenmez bir kalem markası bile var mı? Üçüncü sırada merhamet olayını söyleyeceğim. Biz Müslümanlar birbirlerine karşı gerçekten çok merhametliymiş gibi görünüyoruz ama gerçekte merhametten eser yok. Tabii ki bu söylediklerim insanlarımızın tamamı böyledir demiyorum. İstisnalar kaideyi bozmaz. Benim bahsettiğim geneldir burada. Yalana gelelim şimdi de. Yalan bizim kanımıza işlemiş. Neredeyse o kadar rahat söylüyoruz ki yalanı. Kendimize de karşımızdaki insanlara da yalan söyleyerek hem onları hem de kendimizi kandırmaya devam ediyoruz. Şimdi iftiraya gelelim. İftira dediğimiz olay adeta Müslümanların ağzına sakız olmuş. O kadar kolay birbirine iftira atıyor ki o ona din dışı olduğunu söylüyor. O onun kafir olduğunu söylüyor. Öbürü ona müşrik diyor. Biri öbürünü peygamberi tanımamakla suçluyor, sevmemekle suçluyor. Birbirinin niyetini okuyor insanlar. İman dediğimiz olay Allah'la kul arasındadır. Kimin gerçekten mümin olduğunu en iyi bilen Allah'tır. Faizin kesinlikle haram olduğunu hepimiz biliyoruz, hepimiz kabul ediyoruz ama kanımıza işlemiş farkında değiliz. Sizlere soruyorum, faize bulaşmayan aranızda bir kimse var mı? Adam faiz haramdır, ben halkımı onunla ezdirmem diyor. Faizin daniskasıyla milletin anasını ağlatıyor. Kimse bunun farkında bile değil. Lüks ve şatafata gelelim. İslam dünyasındaki lüks ve şatafat hiçbir Batı ülkesinde yoktur. Adam peygamberimizin iftarda bir hurma, sahurda bir hurma yediğini söylüyor. Kendisi en kral şatafatı ve lüksü yaşıyor. Hiçbir gariban Müslümanı da yararlandırmıyor. Kur'an-ı Kerim'de ayet var yani. İhtiyacından fazlasını vereceksin. Bunu gördüğümüz toplumun içinde verecek bir yiğit var mı? Tıpası yiyecek kimse var mı? Soruyorum sizlere.
Rüşvete gelelim. İslam dünyasında alınıp verilen rüşvet gibi bir örnek dünyada yoktur. Hepinizin Avrupa'da, Amerika'da, Avustralya'da akrabaları var. Onlara sormanızı öneririm. Bakalım o insanlarda var mı bizim gibi rüşvet? Çocuk tacizine gelelim. Çocuk tacizinde İslam dünyası dünyada bir numaradır. O beğenmediğimiz Yahudi ve Hristiyanların önündedir İslam dünyası. Riyakarlıkta da bir numaradır İslam dünyası. Görüntüye baktın mı dört dörtlük bir Müslüman. Ama Müslümana yakışmayan bütün her şey biz Müslümanlarda değil mi? Kibir olayına gelelim. Kibirde de Müslümanlar dünya birincisi. Herhangi bir Müslüman bir makama mevkiye geldiği zaman kibirinden yanına yanaşamazsın. Adam adeta kendisini Tanrı'nın oğlu sanıyor. Hani İslam'da sınıf ayrımı yoktu? Peygamberimiz de ashab-ı kiramın yaşantısına bir bakalım. Gözyaşlarıyla Peygamberimizin ve ashab-ı kiramın yaşantısındaki tevazuyu anlatanların yanına yanaşabiliyor musunuz sıradan bir insan olarak? Şirk meselesine gelelim. Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuz zaman bütün peygamberlerin ortak mücadelesinin şirke karşı olduğunu görürsünüz. Bugün İslam dünyası şirk bataklığının içindedir, farkında değildir. Çünkü inandığını iddia ettiği kitaptan haberi bile yoktur. İslam dünyasında özgürlük namına hiçbir şey yoktur. Şöyle düşünelim, siz özgürce düşünemiyorsanız dünyaya da, İslam dünyasına da hiçbir şey verme şansınız yoktur. Dünyada da hiçbir sözünüzün olmasının ihtimali sıfırdır. Sevgi meselesine gelelim. İslam dünyasının birbirine karşı sevgisi neredeyse sıfırdır. Şöyle bir bakın bakalım, İslam dünyasında hangi ülke birbirine dost? Biz Müslümanlar birbirimizi ne kadar gerçekten seviyoruz? Herhangi bir çıkar gözetmeksizin hangi Müslüman birbirine sevgi besliyor? Tabii üstüne basa basa şunu belirteyim. Benim bahsettiğim geneldir. Hepimiz öyleyiz demiyorum. Bunun anlaşılmasını da isterim. Saygı konusuna gelelim. Hiç kimsenin birbirine gerçekten saygısı yoktur İslam dünyasında. Şöyle örnek vereyim ben sizlere. Hristiyan aleminde papazların birbirini kötülediğini, birbirini din dışı ilan ettiğini hiç gördünüz mü? Duydunuz mu? Türkiye'de ve İslam dünyasında bütün din adamları hemen hemen tamamı değil, istisnalar kaideyi bozmaz, kendisinin doğru olduğunu, öbürlerinin din dışı olduğunu, onların sapık olduğunu ilan eder. Şimdi bir de mezhep meselesine gelelim. Mezhep imamları gerçekten büyük alimlerdir. İmam-ı Azam da benim idolümdür. Çok muhteşem bir insandır. Peygamberimizin ve ashab-ı kiramın mezhebi var mıydı? Bu insanlar büyük insanlardı, büyük alimlerdi. İslam'a hizmet etmek için ellerinden geleni yaptılar. Ama aradan yıllar geçtikçe bunlar tabu haline geldi. Bugün İslam dünyasında mezhep yüzünden insanlar birbirinin camisini bombalıyor. En iyi Müslüman olduğunu da kendisinin iddia ediyor. Şimdi herhangi bir Müslümana ben mezhep kabul etmiyorum desen hemen seni kafir ve din dışı ilan eder. Bu alimlerin niyeti mezhep kurmak değildi. O insanlar dine hizmet etmeye çalıştılar elinden geldiğince. Yani ben mezhep kabul etmek zorunda değilim. Kur'an-ı Kerim'de Allah peygamberimize hitaben bir ayette şöyle buyurur. Dinlerini parça parça edip gruplara ayıranların seninle hiçbir ilişkisi yoktur der Allah. Şimdi birçoğunuzun beni din dışı peygamberi sevmemekle suçlayacağı olaya gelelim. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde Allah Yahudilerin Üzeyr peygambere Tanrı'nın oğlu dediklerini söyler. Hristiyanların da Hazreti İsa'yı Tanrı'nın oğlu olduğunu iddia ettiğini Kur'an ayetleriyle Allah bize söyler. Peki İslam dünyası ne yaptı? Şimdi bu söyleyeceklerim Kur'an ayetidir. Kur'an-ı Kerim'de bir ayette Allah şöyle buyurur. Allah'ın peygamberlerini birbiriyle yarıştırmayın der. Başka bir ayette de peygamberlerin aralarında da dereceler vardır der. Kur'an-ı Kerim'de Allah peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz övgüler yapmıştır. Ama şunu dememiştir. Ben alemleri senin yüzü hürmetine yarattım dememiştir. Peki Müslümanlar ne yaptı? Bu hadisi uydurdu. Üzerine de hadisi kutsi kılıfını giydirdi. Dokunulamaz yaptı. Hristiyanlar İsa Tanrı'nın oğludur dedi. Yahudiler Üzeyr Tanrı'nın oğludur dedi. Peki Müslümanların dediğinin bundan ne farkı kaldı? Bütün alemler peygamberimizin yüzü hürmetine yaratıldığını söylediğin zaman sen ona direkt Tanrı'nın oğlu dedin. Allah'a, peygambere,
Kur'an'a iftira attım. Yani sözün özü Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki anlattığı Müslüman profiline, mümin profiline pek de fazla benzemiyoruz. Allah sonumuzu hayretsin. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşça kalın dostlarım.